Kahveler satışa çıktığında şey var orada. Herkes vurgununu yapacak oradan. O fonlara üye olanların şeyi var. Öncelik hakkı var. Alacak ki oradan. Şimdi mesela diyelim ki 10 liradan 50 liraya çıkıyorsa bir şeyin fiyatı, o aradaki 40 liralık kardan o firmanın, Glencore'un yani, dağıtacağı tahviller vasıtasıyla alacaktı paralarını insanlar. Yani bir çeşit dolandırıcılık, vurgun hadisesine dönüşünce iş, herkes üstüne gitti. Peki hazır emtia piyasalarından laf açılmışken petrol, hatta petrokimyadan da biraz bakalım. Kimya sektörü penceresinden bakalım. Otomotiv ilginç bir alarm veriyor. Evet. Emtia piyasaları vurgunundan burada da bir yorum yapabilirsen sevinirim. Şimdi şöyle Çetin'ciğim, biz şunu belirttik. Japonya'da deprem oldu. Şimdi herkes Fukushima'yı takip etti. Biz de programlarımızda detayıyla verdik. Esas orada dönen dolabın, yani MOX hikayesini. Fakat orada bir şey daha vardı. Biz ona da dikkat çektik. Ve ben onu sürekli takipteydim. Rafineri de zarar görmüştü Japonya'da. Petrolden daha kıymetli şu anda. Tabii. Yani çünkü dünyada mesela bir de öyle bir ilginç bir durum var. Dünyada rafineri kapatıldı şeyde. Bu 2010 yılında falan çok sayıda rafineri kapatıldı. Kasten yaptılar. Aynen bu demin anlattığımız gıdada özellikle. Tahılda falan yaşanan hadisenin bir benzeri de. İşte dünyada eğer petrokimya ürünleri satışını kısabilirsek, daraltabilirsek fiyatları uçururuz. Çin'i falan köşeye sıkıştırırız hesabı yapıldı. Hep mesele Çin'di. Dolayısıyla şimdi Japonya'da işte deprem oldu. Ardından efendim tsunami falan filan derken rafineri devre dışı kaldı. Şimdi bir rafineriyi tekrar çalıştırabilmek öyle basit bir şey değil. Nükleer tesisten bile hassas bir iş. Çünkü pek çok farklı proses var, pek çok farklı aksam var. Bunları tekrar gözden geçireceksiniz, hatayı bulacaksınız, didik didik edeceksiniz yani bütün tesisi. Sonra tesiste nerelerin tamirata ihtiyacı var? Bunlar listelenecek, sonra o hasarlar giderilecek, sonra önce her ünite tek tek test edilecek, sonra tüm rafineri tesisi toptan, yani yek vücut, tek vücut olarak test edilecek. Ya bu nereden baksanız bir yıl falan sürer yani. Dolayısıyla bile biliyoruz Japonya'da depremler hala devam ediyor. Bunun anlamı şu özetle. Rafinerileri devre dışı kalırsa Japonya'nın, bunun tek bir anlamı var. Japonya petrokimyasal ürün ihtiyacını uluslararası piyasalardan şiddetle çekmek zorunda kalacaktır. Temel düşüncemiz buydu, öngörümüz buydu ki olan odur. Şu anda inanılır gibi değil, %40'ı falan bulmuş durumda şey. Bu petrokimya ürünlerindeki fiyat artışı. Diğer taraftan da ilginç bir şey. İki gün önce şeyde Şangay Limanı'nda bu nakliye, navlun taşıyan tır şoförleri şeye gitti, greve gitti. Rüşvet ödüyorlar sürekli limana girebilmek için. İsyan ettiler. Onlar da isyan etti. Bir de öyle ilginç bir durum var. Limanı da tıkadılar. Dolayısıyla şimdi emtia akışı durdu dünyada. Fiyat tırmanıyor. Hükümet tedbir almıyor. Peki birazdan başbakanın çılgın projesine dönebiliriz. Hazır şu vakti bence en kritik noktayla bitirelim. Ondan sonra çılgın projeyi açıklayabilir Sayın Başbakan. Paritede 2009 senaryosu, hedge fonlar ve Ağustos. Şimdi şöyle söyleyelim. Temmuz ayına kadar pariteler bu şekilde gider. Yani 1.46-1.43'ün de üzerinde. 1.60'a doğru koşacak. Yani 2009'daki oyunun aynısını izliyoruz. 2009'da Amerika'dan bir tokat yemişti Avrupa. Aynı tokadı bir daha yiyor. Fakat şöyle bir sakıncası var bunun. Muhtemelen Eylül ayına doğru, Ağustos'un ortasında doğru, Ağustos 20 gibi. Bu paritenin mutlaka ve mutlaka ters dönmesi lazım. Çünkü artık Avrupa'nın kaçacak bir yeri kalmadı. Schengen'i kaldıralım mı kaldırmayalım mı onu tartışıyorlar şu anda. Dolayısıyla bu arada Türkiye seçim yapılır yapılmaz onu henüz bilmiyoruz. Sen Ocak'tan beri çok zor diyorsun. Yani ben hala seçim yapılabileceği kanaatinde değilim Türkiye'de. Onu da açık söyleyeyim ben. Çünkü küresel konjonktürle alakalı bir şey, bölgesel konjonktürle alakalı bir şey. Eş başkan bilmez. Bunu da şeye bağlıyorsun. Referandumdaki bir yıl erteleme hakkına. Tabii. Hem de onu bir de o var yani. Diyor ki savaş durumunda, olağanüstü hal durumunda seçimler bir yıl ertelenir. Artı kanun hükmünde kararname yetkisi verdiler hemen şeye. Başbakan'a. Ha, bu arada onu da belirtelim. Kanun hükmünde kararnameyi en son rahmetli Bülent Ecevit kullanmıştı 2002 senesinde. Ne diye kullanmıştı? Türkiye fiziki bir düşman işgaline uğrarsa diye lokal direniş gruplarının örgütlenmesi, yapılandırılması, silahlandırılması. Fiziksel işgal bittikten sonra veya gerçekleşmez ise bunun usulünce nasıl tasfiye edileceğine yönelik de metotların önceden geliştirilmesi ve 90'larda yaşanan sıkıntıların, yani o çete, mafya, işte ne bileyim ben resmi kurumdan ayrılıp da sağda solda tetikçilik yapan, tabii onların yaşanmaması içindi. Tabii bu kararnameyi 2002'de çıkardılar. Ondan sonra rahmetli Bülent Ecevit'in başına geleni biliyoruz. Sürekli hastalanmaya başladı. Zaten krizlerde 2002'de bu şey, hükümeti dağıtma sebepleri de budur. Onu da açık ve net olarak ortaya koyalım.
Bu arada Genelkurmay'ın talebi üzerine resmi gazetede yayınlanarak yapılmış bir işlemdir bu. Resmi gazetede yayınlandı 2002'de. Rahmetli Bülent Ecevit'in 2002'de bu kabinesiyle, yani bu MGK'da daha doğrusu şey yapılmış, görüşülmüş. Bu kanun hükmünde kararnamesinin yetkisini lütfen herkes çıkarsın okusun. Çünkü neden? Bugün Silivri'de sözde tasfiye etmeye çalıştıkları Gladio var ya, halbuki gerçek Gladio maşallah toplu konut yapıyor. Efendime söyleyeyim, her türlü ticareti yapıyor falan. Onların rahatı yerinde, keyfi yerinde. İstikrarlı diyorlar ya, istikrar bozulmasın. İstikrar o istikrar işte. 12 Eylül'le gelen istikrar. Şimdi birazdan çılgın projeye geçeceğiz ama ya, paylaşılamayan bir 2023 projesi var. Evet. Kimin projesi bu? Yani kaç tane proje var ortada? şimdi eğer orijinal bir proje ise niye telif tartışmaları başladı? Şimdi bilemiyorum. Yani telif hakkı genelde şeylere aittir. İşte bilim adamları, sanatçılar. Ben bildiğim kadarıyla eş başkanımız ne bilim adamı ne sanatçı. Neden telif hakkı istiyor birincisi bu. İkincisi, daha net bir şey sorayım sana. Hiç oralara gitme. Değilse, Atatürk'ün 2023'ü mü, Amerika'nın 2023'ü mü? Ben Atatürk'ün 2023'ü diyorum. Yani bizim senelerimiz öyle gitti. Tartıştığımız bu değil mi? Tabii canım. Türkiye'de? Çünkü neden? Yani biz kalkıp da İslam'ı Pensilvanya'dakinden öğrenecek değiliz. Birincisi bu. İkincisi, biz Anadolu'ya Alparslan'la gelirken biz Amerikan askerleriyle gelmedik. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in ordusundaki askerler İngiliz askeri değildi. O İngiliz askerleridir ki işte anlattık, Churchill'in bu ekonomik krizi önlemek için İngiltere'deki, kalkıp da efendim söyleyeyim İstanbul'u işgal ettirdiği askerlerdir. Bize ne kraliçesinden, bize ne eş başkan Obama'sından, şunundan bunundan. Dolayısıyla ben diyorum ki Atatürk'ün 23'ü, yani fikri hür, vicdanı hür nesiller. Bu kadar basit. Bilim ve önce aklın bu olacak. Öne çıktı. Önce bu olacak. Karışamazsın sen gençlere. Bugün sokakta gençler hakkını arıyor. Yok ideolojik bir şey, ne alakası var ya? Vatandaşsa herkes nüfus cüzdanı çıkarsın. Bunlar da haricinde ne, yani Türk bayrağı ve nüfus cüzdanı haricinde hiçbir sembolü bu devirden sonra, yani şu saatten sonra meydanlarda kullanmasınlar. Neden? Vatandaşlar olarak hakkınızı arayın kardeşim. Önemli olan bu. Bu da enteresan bir şeydi. Dur, herkes ne diyorsun, nüfus cüzdanı. Hani eskiden meşhurdu 90'larda işte bu Gladio. Şimdi de istikrarın devam etmesini isteyen Gladio var ya. Bunlar diyor ya işte efendime söyleyeyim. 90'larda meydanları karıştırdılar. İstikrarı, esas halkın istikrarı, vatandaşlık haklarını gasp etmek için 90'larda ortalığı karıştırdılar. Şimdi bu Gladio'ya verilecek en güzel cevap budur kardeşim. Meydanlara indiğiniz zaman Türk bayrağı ve nüfus cüzdanınızı göstererek yapın. Ve o meşhur tabir, işte onu belirtecektim ben. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? O meşhur 90'larda. Hı hı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun kardeşim? Ne demek bu? Vergilerle, dolaylı dolaysız her türlü vergiyle şeyi besleyen, Ankara'yı besleyen biziz vatandaşlar olarak. Elektrik faturasından gidiyor. Artık devletin olduğu şüpheli olan televizyon yayın organına, şuna buna sen kaynak aktarıyorsun. Niye aktarıyorsun? Hesap soracaksın kardeşim. Vatandaş olarak hesap soracaksın. Türk bayrağı ve nüfus cüzdanlarınızı gösterin. Evet. Bunun haricinde hiçbir sembol kullanmayın. Çünkü eş başkanın artık yani istah olacak hali kalmadı. Bu kadar ciddi. Ankara'daki vatandaşlara da ben buradan bir şey vereyim. Ayrıca bir jest yapalım, tüyo verelim. Gitsinler bir şey. Sembolü kullanıyoruz. Evet. Bize yakışır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitsinler. Tamam mı? Kaynaklar nereye harcanıyor diyorlar ya. 5 kap yemek yanında kolasıyla falan 2 lira 75 kuruş. Kalan, yani bütün para verdiğinizde üzerine bozuk parayı da veriyorlar. Halkımız, ihtiyacı olanlar gitsinler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, tamam mı? Öğle saatlerinde özellikle bütün aileleriyle, okul arkadaşlarıyla, doğum günü kutlamaları için falan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin restoranını tercih etsinler. Mete. Tam da seçim dönemi. Mete. Bu ülkede 10 bin doların üzerinde gelir var. Bu ülkede ekonomi her şey yolunda. Evet. Diyorlar. Ama Samsun'da 2,5 aylık Kübra. Evet. Beslenme yetersizliğinden ölüyor. Evet. Baba iş kazası nedeniyle işsiz. Evet. Anne sütü gelmiyor beslenemediği evet. için. Ve 12 milyondan fazla insan aç yaşıyor. Şimdi ben şöyle yatağa söyleyeyim. Yatağa aç giriyor, öyle diyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kalkıp da oraya buraya model ülke olarak gösterilme sevdasına düşen eş başkana ben buradan şu çağrıyı yapayım. Gidip de kendisi Suriye'ye, Mısır'a bu Baas Partisi zihniyetine özenmesinler. Türkiye hiçbir zaman parti devleti olmadı, olmayacak. Bunu kafasına soksun. Alır almaz onu bilemem. Ama en azından teleprompter'a yazsınlar. Böyle böyle dedi bu şahıs diye. Dolayısıyla ben şunu söyleyeceğim. Hani biraz hani şey olacak ama, ironi olacak ama
bahsettiğin örnekteki vatandaşlarımız eğer AKP seçmeni olsaydı bu sıkıntıyı yaşarlar mıydı? Hı hı. Yaşarlar mıydı? Yaşamazlardı. Çünkü görüyoruz örneklerini. 1 trilyon 185 milyar dolar AKP geldiğinden beri ödenen para, yani kullandığı kaynak. Çıkıp da ona buna sen ne kaynak soruyorsun ki? Var mı böyle bir hakkın? Sen önce bir hesap ver. Peki şimdi o 2,5 aylık Kübra'ya, yaşamını yitiren yavrumuza çılgın projeleri nasıl anlatacağız? Vallahi biz çılgınlıklarını gördük. Davos'ta şov yapar. Mavi Marmara'da şov yapar. Danışıklı dövüştü İsrail'le o. Onu da söyleyeyim ben. Biliyorum çünkü ben. Direkt resmi kaynaklardan edindim bilgi. Yani yeter. Biz çılgınlıklarından bıktık. Dünya çok çılgın adam gördü. Hitler'i de gördü. Stalin'i de gördü. Yani çılgın mı yok? Saddam da çılgındı. Ne oldu sonu? Sevgili Mete. Yani ne yapabilir Çetin'ciğim? Ben sana söyleyeyim. Yani bu kapasitelerin, o kapasitenin yapacağı çılgınlığı söyleyeyim ben sana. Yani eğer bir proje. Çünkü onların kapasitesini bildiğim için. İstanbul'un adını Öz New York olarak değiştirebilir. Bir de telefon kodu New York'la aynı ya Avrupa yakasının, İstanbul'un. Der ki kardeşim bak artık şey olduk, küçük Amerika olduk. Hatta büyük Amerika'yı da geçeceğiz. İstanbul Finans Merkezi de oluyor. Ya olsan olur olmasan olur. Senin değilse bir ekonomi. Ekonomi senin değilse. Türkiye'de senin o bahsettiğin istikrar, yani eş başkanın bahsettiği istikrar. 80 öncesi sokakları karıştıran, darbeyi hazırlayan, tüm 30 yılı yiyip bitiren, tüketen, insanların ömrünü yiyen, Türkiye'nin kaynaklarını sömüren, canlara, mallara mal olan o istikrar ise, o adamların istikrarı ise, bundan sonra bir 30 sene daha bu sefer de farklı bir format, biraz makyajla, kozmetikle, rujla, fondötenle falan olmaz bu işler. Onu söyleyeyim ben. Ya onu da belirtelim. Manisa'da bu LGS sınavı şifresi yüzünden gencimizin bir tanesi bunalıma girdi. İntihar etti. Ya ne hakkın var senin ya? Daha hafta sonu yeni bir skandal patladı eğitimde. Ha bitmez bitmez. Ya ben onu söyleyeyim. Herhalde alınmasınlar ama bu Ali Demirler'in hepsi aynı demek ki. Çünkü benim de başka bir Ali Demirler şeyim var. Sorunum var. Mahkemede uğraşıyoruz işte. Adam gitmiş eş başkan. Adalet sarayı açıyor. Biz söyledik, tekrar söyleyelim. Bu ülkenin saraya değil kardeşim, adalete ihtiyacı var. 9 sene yetmedi mi sana? Ne oldu? Adamla davalıksın. Efendime söyleyeyim, 2 senede ikinci duruşma oluyor daha. Var mı böyle bir saçmalık ya? Ben eş başkanın keyfini bekleyecek değilim. Adalet görmüyorsam ben orada laf olsun diye adaletin mülkün temeli yazmış. Adalet yoksa ülke de yoktur. Olmayan ülkenin eş başkanı ne yapayım ben? Sevgili Mete, teşekkür ediyorum. Ama şu çağrını bir kez daha ben tekrarlamak istiyorum. Meydanlarda Türk bayrağı ve nüfus cüzdanı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Vatandaşım. Nüfus cüzdanlarınızı ve Türk bayraklarınızla çıkın meydanlara. Hatta o kadar güzel bir zaman ki parti liderleri, bütün partilerin liderleri meydanlarda bu meydanlara izlemeye giden vatandaşlarımız hangi görüşten olurlarsa olsunlar, evet, Türk bayraklarını ve nüfus cüzdanlarını çıkartsınlar, göstersinler. Gerçek sahibi herkes bilsin. Vekiller asillere hava atmasın. Kesinlikle. Çünkü bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Başbakan olmak demek memleketin topusunu cebine koyup kaçıp gitmek demek değildir. Geçici bir süre için Türk milletine hizmet etme şansı edinmiş olmak demektir. O onura erişmiş olmak demektir. Onun için tüm siyasi parti mitinglerinde hangi partili olursa olsun, hatta ben o kaldırım mühendisi Bengi Yıldız'a da söylüyorum. Eğer bu ülke sana siyaset yapma şansı vermişse, millet meclisinde kendini ifade etme şansı vermişse, bunu dış basına da yansıtmışsak, anlatabiliyor muyum? Kalkıp da öyle kaldırım mühendisi gibi her gösteride elinde kaldırım taşıyla sağa sola saldırmasın. Gitsen o bölge halkına da, batıya da, ne yapacaksan projeni söyle, sen de vatandaş olduğunu hatırla. Sevgili Mete, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her zamanki gibi bitirmeyeceğim tabii. Bu uyarını, bu teklifini tekrar vatandaşlarımıza hatırlatıyorum. Vatandaş olup hakkınızı arayın. Bunu da şu anda meydanlarda size gelen liderlere, bütün partilerin liderlerine Türk bayrakları ve nüfus cüzdanlarınızı göstererek yapın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekleri dinlediniz. Biz programı burada bitiriyoruz. Biz gerçekleri konuştuk. Siz çılgın projeyle devam edin.